Sevgili sporseverler, bugün çok kritik bir maç öncesi. Manyaspor Başkanı Sayın Tuncay ile beraberiz. Tuncay Bey gerçekten Manyaspor'a gönül vermiş. Manyas Belediyespor'u sonuna kadar destekleyen bir başkan. Yönlü bir başkan. Sosyal faaliyetleri seven, kültürel etkinliklere katılan, yani amatör kümelerde az bulunan başkanlardan biri. Bunun yanında olduğu için söylemiyorum. Gerçekleri sıralamaya çalışıyorum. Evet, felsefenizi öğrenmek istiyorum Aysin. Neden Manyaspor'a başkan oldunuz? Beklentiniz nelerdi? Manyas sonuçta 21 bin nüfuslu bir ilçe. Ve 20 bin, bizim burada 3 bine yakın bir öğrenci kapasitemiz var. Şimdi burada bir kapalı salonumuz var, çok güzel bir sahamız var. Ve spora çok elverişli. Aslına bakarsanız bizim temelimizde suyumuzda olan bir hava var burada. Yani ilgi var. Bu ilgi olunca böyle bir şeye de biz hayır demediğimiz mümkün değildi. Mümkün değil. Mümkün değildi. Geçen seneki güzel maçlar oynadık. İyi de bir dereceyle de bitirdiğimizi inanıyorum. Bu sene de kendi bünyemizde çocuklarımızla yine aynı bünyemizi koruyarak centilmenlice bir mücadele etmeye çalışıyoruz. Amacımız nedir? İşte bu çocukları bundan sonra daha iyi seviyelere getirebilmek ve buradaki de sporu da insanlara aşılayabilmek. Çok yani güzel. Size çalışmadığınız yerden bir soru sorayım. Manyaspor ekonomik sıkıntı çekiyor mu? Çok yardım alıyor musunuz sporsever? Ya tabii, yani en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi o. Yani işin gerçeği. Sağ olsun belediyemizden tabii ki yardımımızı alıyoruz. Bu sene özellikle Manyas halkından yeterli olan bazı destekleri alıyoruz ama bu yeterli mi? İmkanı yok. Çünkü amatör kümede bir bedellerin olduğunu burada herkes biliyor. Çok zor. Yani maddi konudan bakarsak bu iş yapılacak bir iş değil. Ama gönül işinden bakarsak dünyanın en güzel işi. Gül Bey, size söz veririm. Ben size bir soru daha soracağım. Başkanlar burada maddi kazancı oluyor mu? İnşallah. Yok mu? He? Yok mu? Kazancınız olmuyor mu? İşi bırakıp geliyorsunuz buraya. Hiçbir mesai. İşte bu çocukların gülmeleri bana yetiyor. Yani tamamen amatör. Keşke inşallah amatör kümelerde futbol federasyonumuz bize yarın öbür gün öyle reklam kaynaklarını açarsa. Buradaki sporun çünkü önce alttan geldiğini çok iyi bilmemiz lazım. Alttan yönlendirmemiz, amatörlerden yönlendirmemiz çok güzel. O zaman biz burada pilot bölge olabilirsek, buradan çocukları yetiştirebilirsek işte o zaman dışarıdan insanlar alınmaz. Futbolcular alınmaz. Buradaki çocuklarımız da bana göre çok daha başarılı olabilir. Çok yetenekli çocuklar var ülkemizde. Onları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Son olarak bizim tek amacımız o. Çok güzel. Son olarak bugünkü maç ne olur? Bandırma'dan kalktık geldik. Güzel bir derbi maçı izleyeceğiz. Çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Her maça çıktığımız gibi hep büyük olasılıkla galibiyet için çıktık. İyi bir mücadele olsun. Sportmanca olsun. Benim en önemli çocuklara da söylediğim, buradaki vatandaşlarımıza da söylediğim hep sportmence, ahlaklı bir maç olsun. Hak eden kazansın. Hak eden de kazansın. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.